Tabii yani, bu sene çok iyi. Onu söyleyelim yani. Ama bu maçtan maça. Bu maçta planı tutmayan bir şey vardı. Albrighton'la Luke Shaw eşleştiği zaman işte Albrighton'ın savunma özelliklerine de göz önünde bulundurarak bir plan gerçekleştirdiğini gördük biz. Geçen haftadan da itibaren öyleydi. Ama Luke Shaw hakikaten Albrighton'u darmaduman etti. Evet. Albrighton maçta kaldığı zaman dilince. Ya şimdi artık yavaştan Cengiz'in ben Albrighton'dan evet. çok daha iyiyim hocam. Bak savunma katkısı da yapacağım hocam diye kendini gösterip evet. 11'e girmesi yani gerekiyor. Ayuso Perez'i geçer Cengiz Ünder. Ben hala buna inanıyorum. Gerekiyor, evet. Geçmesi gerekiyor. Ben hala buna inanıyorum. Bu maçta kadroda değildi. Evet. Bunu hatırlatabilirim. Tek bir amaçlı. Bilmeyenler için, izleyeceğimiz için söyleyelim. Ama Ayuso Perez de çok geç oyun aldı. Evet. Bence daha önce çözebileceği bir oyun vardı ama ısrarla yani yaklaşık bir 79 dakika böyle Brandon Rodgers herkese eziyet çektirdi kenarda. Görüyorsun artık orada Albrighton'ın Luke Shaw'a yenik düştüğünü, Luke Shaw'un çizgide o adamı darmaduman ettiğini ama içeri kaçan adamlara karşı bir şey olmayacağını. Nitekim Ayuso Perez öyle girdi, asistini yaptı yani. Uzun süre Şampiyonlar Ligi potasındayken son bir ayda ayağın kayması, Gerard'ın ayağı kaymasına benzetildi teknik direktörlük evet. olarak. Yine Brandon Rodgers'a denk gel dedi. İşte o Çağlar'ın şanssız ceza aldığı, evet. sinirine hakim olamadığı pozisyon falan. Derken. Bu sene de bir türlü geri dörtlüğünün geçen sene geri dörtlüğünün yarısı kafadan yok. Hatta geçen sezonla beraber %75'i yok. Çünkü Chilwell de gitti. Evet. Tabii ki Justin iyi, genç bir oyuncu, her yerde oynayabilen. Kastanye'yi oraya kaydırıyor. Justin'i sabık oynatıyor. İlk 11'e ilk yazacağın evet. oyuncudan bir tanesiydi Chilwell. Sabek Pereira'ydı. Ligin en iyi ikinci sabekiydi bence Trent Arnold'dan sonra. Evet. Geçen sezon itibarıyla. O da yok. Çağlar karmaya seçildi yani Premier Lig'in en iyi stoperlerinden bir tanesi olarak. 2019-20 sezonundan bahsediyoruz. Biz seçmedik, onlar seçti yani. O yüzden yani yoksa biz bizim zaten, SMS'lerimizde yani olmadı biz, o işe. Biz vermedik oyu. Ben nasıl verildiğini bilmedim, şimdi vermedim. Ben zaten olsa ben Van Dijk'a verirdim canım. Çağlar kardeşimiz zaten. Hani o neyi aramızda şimdi. Çağlar'ı bir 15 yaşından beri tanıyorum ya. Ben evet. oy versem ne olur, oy vermesem ne olur. Benim oyumla İngilizlerin oyu bir değil yani Çağlar'ın seçilmesini. Atmaya çalıştığım o. Yani onlar verdi Türk çocuğuna oyu. Abi Çağlar yok. Pereira yok. Chilwell yok. Şimdi başka bir şey yapması gerekiyor. Zaman zaman üçlü oynatıyor, zaman zaman dörtlü oynatıyor. Ndidi'yi stoperde oynattı, uzun süre oynatmak zorunda kaldı. Evet. Şimdi bu maçta yine Wesley Fofana, yani biri gelirken diğeri giden iki oyuncu eşleşmesi ve işte eski Manchester United'lı Kuzey İrlandalı stoper. Hep de adını unuturum ya. Niye unutuyorum? Kardeşi de var. Hayır hayır. Leicester City'nin stoperi Kuzey İrlandalı. Flemings. Evans. Evans piyanist ismi abi. Bill Evans, Miles Davis'deki piyanisti. Nedir ya? Roy Evans var. Liverpool teknik direktörü. Onun kardeşi de oynuyordu. Evans. İkisi beraber oynuyor Kuzey İrlanda milli takımında. Biri stoper, işte bu. Leicester'daki öbürü orta saha. Neyse. Ya şimdi o artık gidiyor, bitiyor yani kariyeri yaş olarak da. Çok yani böyle gündelik çalışmak zorunda kalıyor. Leicester City'de Brendan Rodgers. Çok gündelik çözümler bulmak zorunda kalıyor. İşte Ndidi'yi stoper oynatayım, onu şöyle yapayım falan derken... Üçlüye döneyim, Fuchs'u sol stoper yapayım falan gibi şeyler. Üçlüye dönüyorsun böyle, Çağlar'ı şeyi nerede oynatacağım? Mesela Cengiz'i nerede oynatacaksın o zaman? 3-5-2'ye dönersen. Yalnız bir şekilde de Vardy'yi çok iyi kullanıyor. Ya şu maçta yine hakikaten kardeşim adamın vurduğu gol oluyor ya. Bu belli bu çekirdek isti niye sürekli alıyor Jamie Vardy'yi? Bir Jamie Vardy değil mi? Siz de oyunda öyle anlatacaksınız o bölümü ya. Bir Jamie Vardy, bir zamanlar Jamie Vardy yani. Hakikaten... Ya o yaşta hiç Burak Yılmaz'la çok benzer tarafları var. Yani kariyer değil ama gelişim anlamında benzer tarafları yaş var. Yaş ilerledikçe daha da hızlanmaları çok enteresan değil mi? Çok acayip ya. Evet. Tamamen çalışmayla ilintili. Ve zaten maçın 8. dakikasında bir offside'a düştüğü, kıl payı düştüğü pozisyon zaten Manchester United'ın başına aynen. neler açacaklarını da gösteriyordu. Zanetti'nin lafı vardı. Zanetti'ye dediler ki eskiden daha eskisinden daha hızlısınız dediler. Zanetti 32-33 yaşında. Çünkü eskisinden daha hızlı düşünüyorum tecrübemle o sayede dedi. Bak çok güzel ya. Bu ikisi de öyle. Vardy de Burak Yılmaz da eskisine göre tecrübeleriyle daha hızlı düşünüyor. Mesela Burak düşmüyor offside o kadar ya Lille'de. Artık düşmüyor. Yani Türkiye'deki kadar düşmüyor en azından yani. Yine düşüyor tabii de. İlk sezon başlangıcında bir ilk 45 dakika bir var bombası. Sonra alıştı ama. alıştı yani resmen alıştı. Bir adapte oldu Fransa Lig 1'e. Öyle. Yani bununla maçla alakalı da mesela Marcel'in yerine daha akıllı düşünebilen, Zanetti gibi düşünebilen bir oyuncusu olsaydı Manchester United 5-2 falan kazanabilirdi maçı. Kesinlikle katılıyorum. Öyle söyleyeyim. Marcel de bir hafta süper, bir hafta sıfır. Sıfır. Çok değişik bir oyuncu ya. Çok acayip. Ama hani bu maçtaki planı bayağı iyiydi. Yani McTominay'ı daha farklı bir rolde kullanması. Evet, Fred'in artık oyuna neredeyse...
Bruno Fernandes kadar katılması. Resmen belki bu çok gözden kaçıyor. Bruno Fernandes daha albenili işler yapıyor. Evet. Freddy. Böylece de Bruno Fernandes daha önünde oynama şansı da buldu. Şansı yani. Verdi. Bu bir dokunuş mudur? Kesinlikle bir dokunuştur. Marcus Rashford biliyorsun United formasıyla 5 İngiliz oyuncu 50 Premier Lig gol atmıştı. Rashford da 5.'si oldu. Çok iyi. Zaten yani, Rashford bazen hayal kırıklığı oluşursa da sağ içinde insani açıdan hiç oluşturmuyor. Evet. Kesinlikle. Kaçırdığı kafa golü net hayal kırıklığıydı ama insan açıdan yaptıkları var mı? Bu senede yılın insanı seçildi ve halk tarafından. Çünkü İngiltere'de mecliste böyle çocukların okuldaki yemeklerine bile göz koyan zihniyete karşı tamam ben veriyorum. Benle beraber bu paraları üstlenmek istiyor. Yeter ki çocukların yemekleri kesilmesin diye böyle bir kampanya başladı. Kendisi de zorluklar içinden geldiği için. Ben hiçbir Liverpool taraftarının hiçbir Manchester United'lı oyuncu bu kadar sevdiğini hatırlamıyorum. Bu insani katkısı nedeniyle ki programlarda da sık sık mesela Jürgen Klopp da söyledi. He. Ya rakibiz tabii de çok iyi rakip ya falan. Ya çok hoşuma gitmişti o. Rakibin kalitesi önemlidir. Onun dışında gerçekten saha içinde de yani şimdi Marcus Rashford yardımcı forvet. Şimdi mesela Rashford'u alıp Martial'in yerine koyma artık bu saatten sonra olmaz gibi mi geliyor. Artık Edison Cavani'yi hazırlayacaksın hocam şimdi. Tabii. Diyorlar ki Cavani girdi 3 dakika sonra asist yaptı. Bravo Solskjaer hocama. Ya kardeşim bir Cavani zaten yani. Hazırla ama ya. Tamam 5 ay oynamadı, 4 ay oynamadı. Zlatan İbrahimovic falan nasıl oynuyor abi bu kadar? Değil mi? Bak yine İngiltere Ligi'nde hadi tempo daha yüksek İtalya'ya göre. Peki örnek verelim abi. Kimler hazırlanıyor lütfen ya. Ya adamlar korona geçiriyor 15 gün oynamıyor. 16. gün çıkıyor takır takır. Artık Cavani'yi hazırla bir zahmet ya. Çünkü Cavani, Bruno Fernandes birbirini çok iyi tamamlayan ikili. Öyle. Kaç tane asist gol katkısı oldu? Artık Cavani Rashford'u da yukarıya çeker. Ya onu söylüyorum zaten. Rashford'u çeker, James'i çeker. İşte Greenwood'u çeker. Bayağı. Çünkü böyle çeker bir oyuncu yani. Adamın olayı o gerçekten. Cazibesi var abi. Abi çeker bir oyuncu. Evet. Yani Cavani sırtı dönük oynayabiliyor. Topu alıp driplingle gidebiliyor. Tek pas oyunda çok iyi oynuyor. Kenar forvet oynama özellikleri zaten tabii, İtalya'dan beri var tabii, olan bir oyuncudan ki. Bahsediyoruz. Yani o işi biliyor. Nasıl oynanacağını biliyor. Uruguay milli takımı 2010 yazı kenar forvet oynuyordu ya bazı maçlarda. Hı-hı. Tabii Suarez, Forlan. Forlan, Suarez. Suarez Cavani oynuyordu. Sol ön falan oynuyordu bazen. Evet. Hepsi zaten Paris Saint Germain'de de Zlatan gelince yine sol ön sağ öne falan onu monte etmeye çalışıyorlardı. Zaten Suarez'in Gana maçında topa uçmayıp uçup kırmızı kart görmesinin temel sebebi arkaya bakıp güvenebildiği bir oyuncu grubu vardı evet, ki tabii. Penaltıyı kaçıran da sonra Karşıyaka'ya gelmişti. Karşıyaka TFF birincilikte oynarken. 2010 Dünya Kupası'na. Tabii Karşıyaka'ya geldi. Başka takıma gelmedi mi? Yok Karşıyaka'ya geldi. Hırvat ya da Sırbistan Ligi'nden geldi. Karşıyaka'ya geldi doğrudan. Ganalı oyuncu. Penaltıyı kaçıran oyuncu. Santrafor değil miydi o ya? He? Santrafor değil mi? 10 numara, numara gibiydi. 10 numara, numara gibiydi. Hatırlamadım bak ben onu. Adını unuttum ben. Ben o Santrafor'un kaçırdığını yanlış hatırlıyorum. Penaltıyı kaçıran adam Karşıyaka'ya geldi doğrudan. Hı. TFF 1. Lig'e geldi. 2011 ya hemen sonrasında geldi. Hatta 2011'de geldi. Karşıyaka TFF 1'deyken. Aqua Ganalı değil mi? Aqua Ganalı. Aqua hiç fena oyuncu değil. Yeni Malatyaspor. Evet. Zaten İtalya'da Serie A oyuncusu. Serie A oyuncusu tabii. Zaten yani. Serie A oyuncusu. Bir şeyi daha söyleyeyim. Sen Jamie Ward'dan bahsettin ya. Brendan Rodgers Leicester City'nin başına geçtiğinden bu yana Premier Lig'de en çok gol atan oyuncular 44 golle Jamie Ward. Şimdi bu bir de santraforu kullanabilme kılavuzundan geçiyor. Brendan Nasıl Rodgers kullanabileceğine da böyle bakıyor. Santrafoloji evet, uzmanıdır. İngiltere bölüm başkanlarındandır. Evet. Örnekler yani tabii. Neydi? Daniel Sturridge Manchester City'de, evet. Chelsea'de falan kenar forvetti, yedekti. Direkt Liverpool alır ama santrafor yaptı. Evet. Zaten Suarez de vardı. Onları çift santrafor yaptı. Tüm zamanların şampiyon olamayan en etkili çift santrafor ikilisidir. Tabii. Abi acayip bir ikiliydi onlar. Sturridge, Suarez. Yani birçok Arsenal Tottenham maçında ilk 20 dakikada 3'er tane 60'lıkları oldu. Yani toplam 3 tane gol 60'lıkları oldu. Birbirlerine asistleri falan. Dans da iyiydi ya. Geçen bizim çocuğa izletiyorum gol sevmişlerin en çok onu beğendim. Ya baba bu çok iyiymiş falan dedim. Bu Liverpool'da oynadı, sen yeni doğmuştun, evet. İyi oynuyordu. Trabzon'a geldi robot falan. Robot dansı yapan kimdi uzun boylu? Peter Crouch. Peter Crouch değil mi? Saçma sapan zaten 40 yılın başı atıyordu Liverpool'da bir de falan filan neyse ya. Break dansı. O da ya o boyla hep şeyler uçan voleler bilmem ne onları atar kafayla en basit pozisyonları tabii, atamaz yani. Songun üstünden vurmuştu ya vole. Yalnız o ben şu yani. Açıdan severim Crouch'u. Diyorlar ki futbolcu olmasaydınız ne olurdunuz? Diyor ki hiç kimse benimle evlenmezdi diyor. Çok iyi bir itiraf. Ya tam öyle demiyor da ben yumuşattım hani aile ayarlarına getirdim. Yani -18'e indirdim söylediği sözü. Siz anladınız asıl söyledim. Bakıyor Sergen. Sergen mi diyeceğiz artık yoksa ne diyeceğiz be Tümer mi diyeceğiz? Bu sana ben Sergen Tümer şakasını yaptığımdan beri de ikisinin arası iyice gerildi be Sergen. Sergen bizim kameramız.
Kendisi ama Fenerbahçeli, babası Trabzonsporlu olduğu için ben ona bir gün dedim ki böyle kardeşim, böyle sergen olmaz dedim. Ne olur abi dedi. Böyle olsa olsa dedim. Tabii dedim şey işte tümör olur dedim. Demez olaydım. O günden beri tümör bayağı bir polemik yürüdü gidiyor değil mi? Polemikleri artarak devam ediyor. Hakikaten yani. Enteresan. Evet. Ve tırmanıyordu bu arada. Evet. Çok aynen. Enteresan. Neden böyle şeyler oluyor? Sana o yüzden ikisini de demeyelim. Sana Şifo Mehmet diyelim. Yok. Adam Fenerbahçeli. Artık Fenerbahçeli mi? Biz sen ne olsun? Mustafa Kemal İsmail Hakkı diyelim. İsmail Hakkı. Yani güzel ya. Fenerbahçeli ne alakaysa şey var ya, filmde Kemal Sunal'ın bekçi tüp kuyruğunda İsmail, en iyisi İsmail Hakkı diyelim. Alex iyi mi? Bu arada bu part bitti ama daha henüz konuşulacak çok şey var. Abone olmayı unutmayın, yorum yapmayı unutmayın.